Artan vaka sayıları İçişleri Bakanlığı'nı da harekete geçirdi. Düğünlere kısıtlama geldi. Ankara'nın da aralarında bulunduğu 14 ilde düğünler yalnızca 1 saat yapılabilecek. Ekmeğini düğün organizasyonundan kazananlarsa kararı tepkili. Hiç olmaması gerekiyor. Çünkü hani insanlar tedbirlerini almadan gidiyorlar düğüne. Hastalığın artışı çok dikkatli olmamızı gerektiriyor. Mesafesiz alaylar, maskesiz düğünler bir türlü son bulmadı. Tedbirsizliğin bir örneği de Ankara Sincan'da kaydedildi. Pes dedirten bu görüntüler bir daha tekrarlanmasın diye İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 14 kentte düğmeye basıldı. Düğünler artık bu kentlerde yalnızca 1 saat yapılabilecek. Çok mantıklı. Biz oda nikahı yaptık. 8 dakikada bitti. 1 saatle 5 saat arasındaki fark ne? Onu öngöremiyorum. Hani hiç olmaması en güzel şey olurdu bence. 65 yaş üstü büyüklerle 15 yaşından küçük çocukların da düğünlere katılması yasak olacak. Gayet yerinde bu uygulama bence. Ama bir istisna dışında gelin ve damadın annesiyle babası, amcası, teyzesi gibi birinci ve ikinci derece yakınları düğünlere katılabilecek. Seni evlendiğinde kaçmıyor ya. Korona çoğalıyor çünkü. Gitgide okullar açılmıyor. Kısıtlama kararının uygulanacağı iller Adana, Ankara, Ağrı, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat. Gelin fotoğrafçısıyım. Statları açıyorlar. Otobüsler biliyorsunuz dip dibe. Sadece düğün sektörünü engelliyorlar. Bu illerde nişan, kına, sünnet düğünü yapılmasına da izin verilmeyecek. Kurallara uymayanlara ceza kesilecek. İyi yanlarından da bakmak lazım. Bizim geleneklerimiz çok ağır. Bu sayede belki biraz daha sadeleşeceğiz. Sünnet düğünleri artık zaten bir miktar vazgeçilmesi gerekmekteydi. Garsonlar, müzisyenler, düğün salonu sahipleri, nikah salonu sahipleri ve organizasyoncular İçişleri Bakanlığı'nın kararının ardından bir araya geldiler. Müzisyen kardeşlerim çoğu enstrümanını satıyor. Kimi bağlamasını sattı, kimi klarnetini sattı. Yaklaşık bu 500 kişilik grup mağduruz diyor, sorunlarına da bir çözüm bekliyorlar. En azından bir tarih verselerdi deniliyor. Bu şekilde bir isyan var. Hamam önü kınacılarıyız. Elimiz kolumuz bağlı. Bütün gelinlerimiz bekliyor. Hem çiftlerimiz hem de organizasyon firmaları ve mekanlar mağdur oldular.